Bazı anlar bir kez yaşanır, binlerce kez izlenir. Haberin, sosyal medyanın, hayatın en ilgi çeken videoları Kanal 10'da. Türkiye'nin görüntülü haber sitesi kanalon.tv. Kur'an öğrenmek bir telefon kadar yakın. Alo, Kur'an öğrenmek istiyorum. 0507 554 1280. Ankara Konuşur'dan merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir haftada tekrar birlikteyiz KonTV ekranlarında. Ankara'dan canlı yayınla yine stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Sayın Mahmut Çelikus bizlerle birlikte. Ester Başkanı, efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük, teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Esnafı konuşacağız bugün. Esnafın sorunlarını, problemlerini konuşacağız. Tabii Türkiye gündeminde önemli konular var. Ekonomik gelişmeler var. Tabii siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor. İktidar Partisi'nin önümüzdeki hafta sonu bir kongresi gerçekleştirilecek. Tabii başbakan değişimi söz konusu olacak önümüzdeki süreçte. Tabii gündem yoğun, terörle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimiz vardı geçtiğimiz gün yine maalesef şehidimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki yakınlarına, milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyoruz. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimize Allah yardımcı olsun, Allah yardım etsin. Zor bir süreç ama eninde sonunda üstesinden gelinecektir. İnşallah. Bu terör belasından muhakkak kurtulacağız. Sayın Başkan, tabii gündem önemli, gündemden de bahsedeceğiz ama öncelikle Ester'den biraz bahsedelim. Tabii Ester önemli bir sivil toplum kuruluşu, önemli bir dernek. Ankara'da, tabii Türkiye çapında ve uluslararası da yapmış olduğunuz çalışmalar var. Esnaf ve sanatkara ilişkin çalışmalar yürüten bir dernek. Kısaca bir derneği anlatabilir miyiz efendim? Elbette. Öncelikle zatenize, KonTV'ye ve değerli izleyenlerine selam ediyorum. Efendim, Ester'imiz 1997 yılında kuruldu. Evet. Türkiye'de esnaf ve sanatkarı sivil manada temsil eden tek yapı. Zaten ahilik referansıyla da Ester'in, hatta esnafın böyle sivil olması gerekiyor. Yani yüzyıllardır esnaf gerçekten kendi küçük sermayesiyle ama büyük yüreğiyle sürekli bağımsız olmuş. Ve ülkesinin hizmetinde olmuş, milletin hizmetinde olmuş. İnançlarının değerlerini taşıyıcısı olmuş. Esnaf gerçekten böyle önemli bir yapı taşı. Hele günümüzde. Ester de bu sorumluluğun bilincinde, özür dilerim, sorumluluğun bilinci hareket ediyor. Şu anda 33 yurt içinde, 5 tane de yurt dışında temsilciliğimiz var. Bunlar Fas, Saraybosna, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da. İnşallah bu temsilcilikleri Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye Cumhuriyetler gibi artırmayı düşünüyoruz. Bu sene hedefimizde inşallah Azerbaycan, Bakü temsilciliği var. Görüşmelerini şu anda yapıyoruz. Yine Kazakistan var. İnşallah eski Osmanlı hinterlandı dediğimiz bizim kan bağı, can bağı, inanç bağı, soy bağı olduğumuz coğrafyalar var. Bizim coğrafyalarımız buralar. Bu coğrafyalar genellikle Çetin Beyciğim, küçük esnaf ve zanaatkarın yoğun olarak yaşadığı yerler. Yani şöyle gözünüz önüne getirin. Evet. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri. Özellikle emperyalist güçler, Rusya olsun, Almanya olsun ve onun uzantıları İngiltere olsun. Bu Osmanlı, eski Osmanlı hinterlandında kalan topraklarda ağır sanayi tesisleri kurmamışlar. Evet. Oraları fakir bırakmışlar. Her an ne olur ne olmaz diye
oradaki halkın hem eğitim düzeyini hem bilincini sürekli kör etmişler. Olur ha tekrar bu millet özüne döner, tekrar ana yurduyla bir irtibata geçer diye özellikle bırakılmış. Ama bizim izlerimiz var. Özellikle ahiliğin izleri var. Balkanlarda izleri var. Kafkaslarda izleri var. Muhteşem bir medeniyet kurmuş o ahiler. Sevgiyi götürmüşler o topraklara. Kardeşliği götürmüşler. Üretimi götürmüşler. Paylaşmayı götürmüşler. Ve kültürü götürmüşler. Dolayısıyla 400 yıl, 500 yıl kaldığımız bu topraklar zenginleştirmişiz. Hem insan sermaye zenginlemiş, hem beşeri sermaye zenginlemiş, hem varlıkları artmış. Medeniyet algıları değişmiş. Ne zaman Osmanlı topraklardan çekilmiş, orada savaş hiç bitmemiş. Özellikle Balkanlarda kan hiç durmamış. Bugün de hep böyle diken üzerinde olan ülkeler. Onun için biz oralarda ahili kültürüyle gidiyoruz. Akademik çalışmalar yaptık. Balkanlarda sosyal barışın inşasında ahiliğin rolü diye Saraybosna'da 2 gün süren bir sempozyum yaptık. Bu 70 yıldır ilk defa yapılan bir sempozyum. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ve Kültür Bakanlığımızla gerçekleştirmiştik. Bu devam ediyor. Bu senede inşallah Kosova 2016 Kosova yılı ilan edildi. Yurt dışı Türkler topluluğu tarafından. Buraya bir proje verdik. Geçmesini umuyoruz. O projenin özünde de Aşık Paçazade'nin bir tasnifi var. Diyor ki Anadolu ve Balkanların fethinde 4 temel unsur var. Evet. Bunlardan bir tanesi Bacıyan Rum. Anadolu bacıları. Kadınlar, kadın hareketi. İkincisi Ahıyan Rum. Yani esnaf ve zanaatkar. Bugünkü manada tüccar, sanayici diyebiliriz. Aynı zamanda. Üçüncüsü Abdallah'ın Rum, aydınlanmacılar, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Sarı Saltuklar, efendim Hacı Bayram'ı veliler, Hacı Bektaş'ı veliler, Ahevran'ı veliler. Ve bugün bunun yerini alacak kanaat önderleri var. Akademisyenlerimiz var bunun yerini alacak. Dördüncüsü de Gazi'yan Rum, askerlerimiz. Bugün gerçekten bu coğrafyada güçlü askere, güçlü orduya sahip olmamızın ne kadar elzem olduğunu yaşadığımız son olaylarda da görüyoruz. Zor bir coğrafya ama Allah-u Teala bizi burada konuşlandırmış. Bu coğrafya hem zorluğu hem de kolaylığı bir anda barındıran bir coğrafya. Onun için bizim güçlü olmamız için... Aslında coğrafya mükemmel bir coğrafya. Cennet gibi bir coğrafya, Anadolu. Ama zor kılan unsurlar var. Evet. Bir Batı emperyalizminden bahsediyoruz. O zor kılan unsurlardan dolayı yani bir süreç yaşanıyor. O yüzden zor diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani elbette. Yoksa yaşam anlamında böylesi bir coğrafya yanlış değil. Elbette. Yani jeopolitik tabii evet. Zor. Şimdi bu coğrafya bize iki şey emrediyor, rica etmiyor. Evet. Diyor ki ya köle olursun ya efendi olursun. Yani ya imparatorluk olursun ya büyürsün evet. Ya da yok olursun. Bu coğrafya bir Kanada değil, bir Norveç, bir efendim bir Çin değil. Burası dünyanın merkezi. Üç dinin, dört dinin, hatta doğu dinlerini de sayarsak tüm dinlerin kavşak noktası. Hristiyanlık, hani. Yahudilik, İslam, Brahmanizm, Budizm, Taoizm gidebilir. Enerji hatlarının geçtiği bir yer. Üç kıtanın birleştiği yer. Bu coğrafyada bedeli bu. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Bunun için ya büyük devlet olacaksın... Ya da sömürüleceksin, küçüleceksin, küçüleceksin, yok edecekler. Coğrafyanın böyle bir özelliği var. Onun için bizim sadece bize ait bir şey de değil. Burada işte Selçuklular bir imparatorluk, Osmanlılar kurmuş. Hatta Bizans, ya düşünsen Doğu Roma İmparatorluğu, o da imparatorluk. Yani bu coğrafya büyümeye endeksi, büyümeye zorunlu, büyümeye mecbur bir coğrafya. Onun için küçük düşüncelerle burada ayakta kalmanız mümkün değil. Onun için biz... Bir Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin bu kadar geniş coğrafyada ne işi var diye söylenebilir. Evet. Hakikaten biz Bosna'da yoksak Sivas'ta yoğuz. Yani yoksanız o birliği kuramazsınız. Beraberliği kuramazsınız zaten. STK, evet. Sivil toplum kuruluşları açılmıyorsa o Balkanlara, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya kadar. Kuzey Afrika, o zaman evet. O birliği, beraberliği nasıl kuracaksınız? Yani? Aynen öyle. Bugün genel politika bunu destekliyor. Evet. Fas'a gittik mesela. Fas 4,5 saat gidiyorsunuz.
en uçta, en Kuzey Afrika'nın en uç ülkesi. Orada varlıklarımızı görüyor, esnaf sanatkarı görüyorsun. Ticaretin o ülkede ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu görüyorsun. Her yerde var. Yani bizim bu coğrafyamızda esnaf sanatkar, hem kültür taşıyıcılığı var, hem sosyal barış var, hem ekonomi var, hem istihdam var, hem vergi var. Yani olaya geniş baktığınız zaman zaten biz ESTR'i 1997'de kurarken bir dünya ve iki tane insan taşıya esnaf esnafken taşıdığı bir dünyayı taşıdığı bir logoyla kurmuştuk. Evet. Yani o zaman logomuza biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni almadık. Biz dünyayı almıştık. Eğer dünyaya talip değilseniz bu coğrafyada da varlığınızı sürdürmeniz mümkün değil. Onun için büyük düşünüyoruz. İnşallah ESTR bu bahsettiğimiz 20-21 ülke var. Hedefimiz de bunlar. Buralarda hem kültürel bağımızı, hem ekonomik bağımızı, hem sosyal bağımızı kurmamız lazım. Nitekim şunu görüyoruz. Mesela bir proje olarak hazırlamıştık. Gurbette çıkan esnaflarımız var. Bugün dünya neresine giderseniz gidin, özellikle dönercilerimiz, dünyanın her tarafında Türk döneri var. Evet. Çin'in de var, Amerika'sında işte var. Son dönemde simitçiler falan daha da gelişiyor. Şimdi ben onlar öyle diyorum. Dün diyorum Akıncılar işte gidiyordu kılıcıyla kalkanı. Biz de bugün döner bıçakları ve gene esnaf sevgisiyle buralara gitmişiz. Her tarafta dönercisi var. Sonra o dönercilerden sonra tabii mesela Fas'a gittik. İnşaat sektörüne girmişler. Tabii. Mobilya sektöründe orada arkadaşlar gördük. Diyarbakır arkadaşlar gelmişler. Orada büyük mobilya hem imalathanesi kurmuşlar, hem satış ofisleri falan var. Hakikaten Allah'ın arzı geniş. Yani Türkiye bunu siyasi aklın da düşünmesi lazım. Evet. Yani Türkiye'de esnaf gerçekten sıkıntıda. Ama esnafı işte efendim küçük bir varlığı var, küçük sermayesi var falan dememek lazım. Bunların yurt dışına açılımlarını hızlandıracak, hem onları yüreklendirecek hem de maddi manevi destekler verecek projeler geliştirmemiz lazım. Evet, burada tabii esnafın da o kurumsallığı çok önemli. Yani gittiği ülkelerde profesyonel icra etmeli o esnaflığı, yaptığı işi kurumsal bir çatı altında. Yoksa merdiven altı yine Türkiye'de zaman zaman rast geliyoruz, haberlerde de karşı karşıya geliyoruz. O şekilde bir üretim yine yurt dışında da yaparsanız varlığınız çok fazla uzun sürmez. Doğru. Daha profesyonel ve kurumsalca. Çok doğru. Ben şunu sormak istiyorum size. Yani Avrupa'daki STK'lara baktığımız zaman, girişimlerde bulundukları alanlara baktığımız zaman, işte Orta Doğu'ya kadar, Türkiye'ye kadar, işte batılı ülkelerin STK'larının uzandığını, çeşitli alanlarda faaliyetler gösterdiğini birçok isim vermek istemiyorum. Evet, çünkü burada çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Kurumsallık ve yapı büyük önem taşıyor. Tamam, firmalar, esnaf ne kadar önemli olduğunu biliyoruz kurumsallıkta, ama STK'lar da bir oranda kurumsallaşmalı ve büyümeli ki varlıklarını yurt dışında da hissettirebilsinler. Daha profesyonelce işler yürütebilsinler. Türkiye'deki STK'ların en büyük problemi belki de buydu. Evet. Uzun yıllardır tam anlamıyla kurumsallaşamamış, profesyonelleşememiş. Yapmak istediği şeyleri hani sivil toplum kuruluşu başlığının anlamını karşılayacak şekilde yapmıyorlardı. Bir bildiri yayınlıyor, çıkıyor iki eylem yapıyor, ben STK'yım. Evet. Yani bu olmamalı aslında. İşte proje üretmeli, gidebildiği alanlara kadar ulaşabilmeli, işte yurt dışında, Balkanlarda, Orta Doğu'da gitmeli, bütün insanları, o işte ahilik geleneğinden bahsettiniz. Evet. Kavrayıcı, bütünleştirici bir yaklaşım içerisinde olmalı. O anlamda STK'larla alakalı sizin düşünceniz nedir? Yani o kurumsallık ve profesyonellik sağlanabilir mi? Şimdi efendim güzel bir soru sordunuz ama bir araya gireyim şöyle. Evet. Şimdi yabancı STK'lardan bahsettin ya, içimiz dediği bir nokta var. Evet. Kıymetli İçişleri Bakanımız Efkan Arlar Diyarbakır Valisi dönemin. O zamanlar. Ziyaret ettik. Diyarbakır'da ESTR olarak çeşitli faaliyetler yapıyor. Onu daha geniş nasıl yaparız diye istişare edelim dedik. Sıcak ilgiyle karşıladı. O ara 60-70 tane STK vardı. Temsilcisi. Fakat çok hayret edici bir şekilde bunun 35 tanesi yabancı STK'dı. Yani isimleri yabancı, Alman menşeli, bilmem her ülkeden var. Şimdi benim Diyarbakır'ımda 35 tane STK'nın ne işi var? Yabancı ne yapmışlar? STK, yani. Tabii bunlar STK 5. kol faaliyeti olarak da kullanmış
kullanılmaktadır hala şu an Türkiye'de. Niye biz bu güzel değerlerimizi bir başka ülkelere gidip götürmeyelim? Onlar anarşiyi vaat ediyorsa, bölücülüğü vaaz ediyor ve vaaz ediyorsa biz niye barışı, sevgiyi, kardeşliği, üretimi, paylaşmayı, ahilik gibi değerleri bu ülkelere taşımayalım? İşte yeni yeni mesela Yunus Emre, şimdi dünyanın birçok ülkesinde yeni yeni yaygınlaşıyor. Bu gibi girişimler çok önemli. Bunlarla mesela bizim Yunus Emre ile sanıyorum 4-5 tane ayrı projeye gerçekleştirdik. Çok da başarılı oldu. Yine TİKA ile 5-6 belki daha fazla proje gerçekleşti. Özellikle Balkanlarda. Onlardan buradan teşekkür ediyorum. Mesela YTB ile devam edeceğiz. Onlar da destek veriyor. Bizim sivil toplumlarımızın, yani Türkiye'deki sivil toplumların vizyoner olup mutlaka yurt dışı bağlantılarını kurmaları lazım. Evet. Mutlaka. Yani onu çok elzem. Bu konuda siyasetin de ciddi manada destek vermesi lazım. Niçin önemli? Lobi diyoruz mesela. Lobi. Evet. Yani, lobi. Evet. Gittiğiniz aynen zaman öyle, aynen Batı'da aynen bir Yahudi lobisi, Ermeni lobisi ciddi manada varlığını gösterirken bizim olmadığını görüyoruz yani bir şekilde. Ve sorunuza cevap verecek olursak şu var. Şimdi yani 5 kişiyle bir dernek kuruyorsunuz ve STK oluyorsunuz. Ondan sonra da efendim veriyorsunuz bildiri. Hatta ben arkadaşlara her zaman şunu söylüyorum. 100 kişiyle Türkiye'de çok ciddi işler yapabilirsiniz. Evet. Ne yapabilirsiniz? 7 kişiyle kursan 10 tane, 5 kişiyle kursan 20 tane STK kurarsın. Aynı adamlar. Birbirlerine üye olurlarsa 100 tane, 50 tane derneğin olur. 50 dernek bir araya gelir, federasyon olur. Yani bizim bunu yapan çevreler var. Yani adamın diyorsun ki sen STK'sın, kaç üyen var? 100 tane üyesi var. Aynen. 100 üyeyle herkes de birbirine üye olmuş ve federasyon kuruyor adam. Altı, üstü 100 üye. Şimdi bu şeyin gücünü de gösteriyor. Bir araya gelmenin gücünü de gösteriyor. Olumlu manada. Ama olumsuz manada altı üstü 100 kişi, ama konfederasyon bile kurabilirsiniz 100 kişiyle. Ve bunu yapan çevreler var. Yani altı boş. Ama kamuoyunda da yer bulabiliyor. Evet, şu an ekranda ben kaldım ama arkadaşlar şu anda şey yaptılar, düzelttiler. Sayın Başkan, yani burada tabii önümüzdeki süreçte de tahmin ediyorum sizin buna ilişkin projeleriniz de var. Evet. Hayata geçireceğiniz projeler de var. Biraz onlardan devam edelim. Hayır. Biraz sonra kısa bir ara vereceğiz. En azından ikinci bölümde de esnaf ve sanatkarın problemleri, sorunları, onlara da değinmiş. Projelerimiz yani işte demek istediğimiz şey de bu. Sivil toplumun üretimine bakmak lazım. Evet. Üyesine bakmak lazım. Yaptığı işe bakmak lazım. Yoksa bir enflasyon da oldu. 110 bin dernek var şu an Türkiye'de. Evet. Az değil. Ama işlevselliğine baktığın zaman çok azı sahada görüyoruz. Eser olarak şu anda yürüttüğümüz projeler, bizim bir sinema sevdamız var. Biliyorsunuz 500'e yakın kısa filmimiz var, çektirdiğimiz, öncülük ettiğimiz. Bunu şu anda Beypazarı'na destek veriyoruz. Beypazarı Belediyesi ile başkanı, kıymetli kardeşimiz ve Ankara Kalkınma Ajansı. Onun genel sekreteri de Arif Şahik Bey, gerçekten vizyoner. Ankara'yı sevda edilmiş bir kardeşimiz. Ekonomik, sosyal, kültürel Ankara'nın kalkınması için çok ciddi gayretleri var. Ankara'nın bir şansı. Onların yürüttüğü bir projeye ester olarak tecrübelerimizi aktarıyor ve destek veriyoruz. Beypazarı'nda yaşam diye. Bu devam ediyor. Şu 43 tane sinemacıyı Beypazarı'na getirdik. Bunlar hep ödüllü sinemacılar. Beypazarı'ndaki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı çekecekler. İkincisi yine Patent Enstitüsü'nün bir tanıtımı yapılacak. Çok önemli bir kurum Patent. Ama kamuoyunda bilinirliği çok az. Bir sinemayı kullanmamışız. Yerli ürün ve üretilmiş mamullerle alakalı o kurulmuş. Yani o çok önemli. Marka olmadıktan sonra sizin biraz evvel bahsettik. Tabii. Bir Mitsubishi'nin gayri safi milli geliri şu anda Türkiye'den daha büyük. Biz markalarınızla varsınız. Yani dünya ekonomik savaşında markaysanız varsınız. Onun için patent çok önemli. Buluşlar önemli. Tabii geniş bir kurum. Bunu tanıtımını devam ediyoruz. Şu anda bir de bizim tabii Suriyelilerle ilgili projemiz var. Onu anlatacağım ama onunla ilgili bir filmimiz var. Göçmenin
üretiyorum, mutluyum. Biz hep bu sefil, perişan Suriyelileri ya da Somalileri görüntüledik bugüne kadar. Halbuki bunların üreteni, iş yeri açmış, efendim bu ülkeye katma değer, istihdam oluşturan çok yapılar var. Özellikle bize Halep üzerinden geldikleri için, Halep Suriye'nin İstanbul'uydu. Aslında şanslıyız. Yani bu adamları gerçek manada istihdam edip, güzel bir envanter çıkarıp, mesleki yapılarını etüt edip, ona göre dizayn etsek, Türkiye'ye çok ciddi manada kaynak oluşturacak. En azından yükünü hafifletecek yapılar var. Bahsedeceğim, güzel evet. Bir proje yürütüyoruz onunla evet. ilgili. Şu an 3 tane böyle projemiz var. Dördüncü projemiz de yine az önce bahsettim, Kosova ile ilgili. Kosova'da ve Balkan'da da ahirin izleri diye. Bu devam ediyor inşallah, geniş bir proje. Yine kendi çalışmalarımız var Spor Bakanlığı'yla. İnşallah şimdi Ester Spor'un kuruluşu bugün yani tamamlanacak. Boş alan bırakmıyoruz. Sporda varız. Televizyonumuzu kurduk, Kepenk TV. Medyada olacağız inşallah. Şu anda 3 aylık bir altyapı çalışmasıyla beraber devam ediyor. Ürettiğiniz müddetçe varsınız. Zaten yaratılış gayetimiz de o. Yani niye yaratılmışız? Allah'a kulluk ve onun yarattıklarına hizmet. Asıl evet. olan bu. Onun için Ester bunu peşinde. Yani Allah'a güzel bir kul olmak ve onun mahlukatına şefkat, merhamet ve faydalı olmak. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak temsil ettiğiniz kitlelerin sorunlarını, dertlerini bir şekilde her mecrada paylaşabilmek, evet. aktarabilmek, yetkililere ulaştırabilmek ve tabii ki Türkiye'nin geleceğine ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel anlamda ne katkı verebiliriz'in derdinde olmak herhalde. Önemli. Evet, tabii biz geniş girdik. Özelde de, bu geneli söyledik, özelde de esnaf ve sanatkar. Tabii hareket noktamız o. İkinci bölüme aktardığımız evet. için esnafın evet. sorunları, sıkıntıları, problemleri ya da neler yapılabilir, neler yapılmalı onlardan da bahsedeceğiz. Elbette Ester'in zaten kuruluş gayesi özellikle esnaf ve sanatkar. Genelde de ülke ekonomisinin sosyal, ekonomik ve kültür olarak hizmet etmek. Sadece zaten esnaf çok dar bir kalıp bizim için. Çünkü esnaf aynı zamanda bir tüketici. Bu yönünü pek biz görmüyoruz. Biz bir malın üreticisiysek, mesela ben uzun yıllar yayıncılık yaptım. Diyelim ki kitap üretiyorsam ama ceketin, kravatın, gömleğin, kalemin, gözlüğün hepsinin tüketicisiyim. Yani biz esnafı biraz dar bir kalıba aldık. Yani genel manada alındı daha doğrusu. Doğru. Ester olarak değil de. Onun için bazen çok geniş açılım yapınca acaba özden kopuyor muyuz gibi geliyor ama değil bence. Çünkü esnaf gerçekten bu milletin özü ve özeti. Her yönüyle, ekonomik yönü var, sosyal yönü var, evet. kültürel yönü var, ticari yönü var, geniş bir kavram ve bu ülkede kurucu unsur. Her ne olursa olsun ekonominin can damarı aslında. Can damarı yani ve de gerçek ekonominin, yani finans kapitalin değil de reel ekonominin, tabii. gerçek ekonominin ve muhatap olduğu kitle memur, işçi, çiftçi, bağkuru, dar gelirli yani asıl sosyal tabanı olan bir kesim. Yani ve sosyal barışın teminatı. Bugünkü esnafın sıkıntılarını ikinci bölümde anlatacağız. Evet. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Vakit kaybetmeden süremizde ekonomik kullanalım. Kısa bir aradan sonra özellikle tabii bu AVM'ler evet. meselesi vesaire evet. Ve tabii ki bu esnafın talepleri var ciddi manada. Evet. İşte vergilerle alakalı, kredilerle evet. alakalı yaşamış oldukları sıkıntılar var. Onlardan bahsedelim. Ve tabii kısaca da bir de gündem değerlendirmesi isteyeceğim sizden. Çünkü aynen. önemli ekonomik anlamda esnaf da zor durumda. Çünkü tabii. bu gelişmelerden esnaf da etkileniyor. Efendim kısa bir ara, kısa bir aradan sonra Ankara'dan canlı yayınla Ankara Konuşuyor devam edecek.
pozisyon kaçar. Konspor'da pozisyon kaçmaz hocam. Bazı anlar bir kez yaşanır, binlerce kez izlenir. Haberin, sosyal medyanın, hayatın en ilgi çeken videoları Kanal 10'da. Türkiye'nin görüntülü haber sitesi kanal10.tv. Bu ülke var oldukça bizim bir görevimiz var. Bize göre değil dünyayı görmezden gelmek. Bize göre değil memleket meselelerini boş vermek. Bize göre değil olan bitene kayıtsız kalmak. Çünkü bizim görevimiz açıkça duyurmak. Belge.com.tr Türkiye'nin haber sitesi. Gündem değişir, siyasi dengeler değişir, ekonominin seyri değişir, kazananlar değişir, dünya değişir, haber alma isteğimiz değişmez. Haber almak için konhaber.com, Türkiye'nin internet gazetesi. Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya. Problem nedir, buyurun. Sevgilimden ayrıldım. Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm mü gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor? 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver. Esnafı konuşuyoruz. Esnafın sorunlarını, problemlerini dile getireceğiz bu bölümde. Ama Sayın Başkan, tabii ilk bölümün sonunda ifade etmiştik. Gündem önemli. Ekonomik anlamda esnaf ne durumda? Kısaca gündemi de değerlendirecek olursak, işte bir kongre süreci var iktidar partisinde. Evet. Ve bir başbakan değişikliği söz konusu olacak. Doğal olarak bu hem sivil toplum kuruluşlarını, hem esnafı, hem vatandaşı da ciddi manada etkileyebilen bir süreç. Evet. Tabii bundan evvelki yıllara oranla çok ciddi manada bir yansıması olmadığını söylemek lazım. Her ne olursa olsun bir başbakan değişikliği söz konusu da olsa bu süreci iyi idare edebiliyorlar. Ekonomik anlamda esnaf nasıl değerlendiriyor bu gidişatı? Neler söylemek lazım efendim? Şimdi tabii esnafın para kazanacağı ortam sükunet ortam özellikle. Yani orada barış varsa, huzur varsa, İstikrar varsa, düzen varsa, insanlar sokağa rahatlıkla çıkıyorlarsa ve asli ihtiyaçlarını ve tadi ihtiyaçlarını da giderebilecek bir atmosfer varsa para harcıyorlar. Ama gerçekten insanlar güveni genişlesi olduğu zaman, o Maslow'un bir şeyi vardı, piramidi, ilk ihtiyaç güvenlik olarak başlar. Onu sağlarsan ondan sonra refah düzeyi giderek tabana yanar. Ama birinci şey insanoğlunun ihtiyacı güvenliktir. Tabii son dönemde ülkemiz çok ciddi badireler atlatıyor. Özellikle terörün bu kadar tırmandırılması ve büyük kentlere yayılması. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. İzmir özür dilerim, Bursa. Ciddi manada bir şey oldu. Etkisi oldu. Fakat milletimiz bir Avrupalı gibi değil. Yani bu sanıyorum inancından kaynaklanıyor. 3-5 gün, bir ay neyse 15 gün sonra atlatıyor o şeyi, hadiseyi. Çabuk atlatıyor. Yani ölüm bir kere diyor. Nerede olacağı da belli değil.
inançları ve kültüründe böyle ölümle bir barışık yaşama hali var. Tabii gönül bunu arzu etmiyor. Yani huzurlu bir ülke olalım. Barış. İşte şey çok olan önemli aslında burada. Yani çok stratejik bir şey kurdunuz, cümle kurdunuz. Yani milletimizin, vatandaşımızın olaylara bakış açısı, evet, olayı görmesi, Batı'nın yaklaşımı ikiyüzlülüğünden, evet, ziyade. Şimdi Batı'da bir olay olduğu zaman, bir terör olayı olduğu zaman bunun bir gelip geçici bir şey olduğunu biliyor. Evet. Yani bunun bir şekilde bir operasyon olmadığını, sadece, evet, bir şekilde düzenlenmiş bir saldırı, evet, olduğunu biliyor. Evet. Ve dolayısıyla o saldırıdan dolayı çok şaşırıyorlar. Evet. Ve topyekin tüm dünya olarak ayağa kalkıyorlar. Hayırdır, aynen, ne oluyor? Evet. Ama işte Türkiye gibi ülkelerde olduğu zaman Batı'nın hiçbir sesi çıkmıyor. Çünkü, evet, biliyor neden yapıldığını biliyor. Çünkü, evet, arka planda belki kendi interlandında isimler var. O yüzden milletimiz de bunları gördüğü için, Türkiye'ye karşı yapılmış operasyonları gördüğü için, bildiği için oldukça ferasetli yaklaşıyor. Güzel söylediniz. Zaten bu Türkiye'deki olaylara terör demek artık tanımlamıyor olayı. Bence bu terör değil. Bir savaş var. Örtülü bir savaş. Ülkede bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonunda çizilen stratejinin yeniden güncellenmesi var. Zaten bunun arkasında Büyük Ortadoğu planı var. Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 İslam ülkesinin dizaynı var. Açıklanmış, ilan edilmiş ve Türkiye'nin Sivas'tan ötesinin çizilen haritalarla bölünme projesi var. Yani biz bunu PKK'dır, PYD'dir falan filan böyle örgütler üzerinden eğer değerlendirirsek bir yere varamayız. Bu çok büyük bir projenin. POP projesinin. O İsrail projesi birer taşeronluk. Tabii zaten taşeronluk yapıyor. Onların yaptığı bu süreci hızlandırma ve yol vermek. Aslında ama arkasındaki hakkın hukukun davanın peşinde olmayan, tabii, tamamen taşeron örgütü. Tabii onlar taşeronu çok ciddiye almamak lazım. Evet. Asıl ciddiye alınacak nokta dünyadaki İslam ülkelerinin sınırlarının yeniden çizilmesi. Burada da Türkiye'nin payına düşen Güneydoğu'nun bir şekilde Türkiye'den koparılması. Tabii İşin arka planı çok dile getirilmiyor. Arka planında İsrail'in arz-ı mevut hayali var. Yani kutsal topraklar. Bugün basın da bunun üzerine gitmiyor. Bu coğrafya, coğrafya bizim bu coğrafyamız Nil ve Fırat, işte bu coğrafya, adamlar burayı kutsal toprak olarak ilan etmişler. Ve bizim Mekke Medine nasıl bizim için kutsalsa, bizim bu Güneydoğu toprakları da onlar için kutsal. Olayın böyle bir dini, yani Yahudi dini şeyi var. Aynı zamanda da tabii orada su, enerji bizim için dünyadaki en büyük şu anda önemli kaynak, su kaynakları var. Orada barajlarımız var. Türkiye'nin en büyük barajları, en büyük su kaynakları Güneydoğu'da. Maden yatakları var, petrol var. Yani işin ekonomik boyutu ayrı. Ama bir Siyonizm bakışıyla orada adamların 5000 yıllık hayal içerisindeki kutsal toprağı, Büyük İsrail'i kurmamız için ramak kaldı diyor. Gerçekten de çok yol aldılar. Bu toprakların Büyük İsrail'e dahil edilmesi gerekiyor. Ya bu topraklar üzerinde kurulması lazım. Evet. İşin böyle bir çok önemli asıl sebebi bu. Ama ondan sonra işte ekonomik boyutuna ya da ondan sonra terör boyutuna geliyor. Önce Türkiye'yi bir çöktürmeye çalışan belli güçler var. Elbette. Türkiye siyasetini kendi kontrolüne almaya çalışan güçler var. Elbette. Tabii çok uzun süredir bir şekilde dizayn işleriyle uğraşan Batı artık son yıllarda çok da fazla müdahil olamadığından dolayı belki bunun farklı yansımalarını görüyoruz. Terör saldırılarıyla, işte canlı bombalarla vesaire, büyük şehirlerdeki saldırılarla görebiliyoruz. Nedir? Yönetilemeyen bir siyaset ve Türkiye istiyorlar belki de. Ama işte buradaki bu terör saldırı, hain terör saldırıları sonrasında büyük şehirlerde, özellikle işte Ankara'da 2-3 tane oldu. Esnaf büyük, evet, zor durumda kalabiliyor. Alışverişlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte alışverişte vatandaş, güvenlik önemli çünkü. Ama her ne olursa olsun bizim vatandaşımız ferasetli. Çıkıyor sokağa, alışverişini yapıyor. Geziyor, tozuyor.
bir şekilde teröre karşı tepkisini net bir şekilde dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yine Ankara Ticaret Odası da işte 6 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında bir alışveriş yapıyorum, işte Ankara'yı seviyorum kampanyası başlattı. Bu da herhalde Ankara için, esnaf için önemli kampanyalardan bir tanesidir. Esnaflar herhalde artık bir şekilde ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya terinin son damlasına kadar devam edecekler. Teröre karşı tepkilerini net bir şekilde dile getiriyorlar zaten. Sonra Çetin Beyciğim, ATO'nun yaptığı faaliyetlere biz 3 yıldır şerh koyuyoruz. Bu sene biraz daha o bizim tepkilerimizden dolayı işin şov yönlü, yok mankendir, yok efendim esnafın, AVM'lerde oluşturulan yapının biraz daha stabil hale getirdiler ama bu yapılan çalışmaların aslında bu bir şey konusu, bir oturum konusu. Biliyorsunuz geçen yıl epeyce mücadele ettik. Esnafa bunun yansıdığı da AVM'lere yansıdı. Çünkü bütün plan ve programlarını AVM üzerinden yapıyorlar. Yani mahalle esnafına, cadde esnafına bunun bir yansıması falan yok. Bu özel bir konu. AVM'lere de yapılsın tabii. Evet. Onların da oralara da yüzlerce binlerce insan gidiyor. Giriyor. Yani genel ticareti belki ilgilendirse bile esnafla ciddi manada alakası yok. Şimdi tabii asıl biz daha önce söylemiştik, izah etmiştik. Doğu ve Güneydoğu'da terör, Batı'da AVM'den de öte AVM'ler var ama bir de bu zincir marketler var. Yine tabii AVM'ler belli bir alanda elbette esnaf için çok büyük bir tehlike ama bu yetmedi. Bu yetmedi. Şimdi bu küçük yapıları, mini marketler bunlar sokaklara girdi. AVM sokağa girdi. Sokakta bilen kovalıyor adeta esnafı. Yani şimdi caddeden, bulvardan kovaladığı yetmiyor gibi adeta. Şimdi sokak aralarına kadar girdi. Ve bu konuda yapılan düzenleme, bunun çok tartışmalarını yaptık. İşte geçen CNN Türk Ahmet Hakan'la yapmıştık bir program. Efendim izah ettik. Yani bu kültür bizim sadece ekonomik değerlerimizi alan götüren perakende pazarına hakim olma zihniyeti değil. Aynı zamanda bir Truva atı misali bizim değerlerimizi de alan, birbirimiz olan sevgimizi, muhabbetimizi. Şimdi insanların pazar günü kapalarındaki yaz ya da kış, işte kışın soğuktan, yazın sıcaktan AVM'ye gidiyor. Akşama kadar geziyor. Bütün hayatı orada. Artık dost, efendim düğündür, efendim dost ziyaretleridir, hastane ziyaretleridir, kabir ziyaretleridir. Bunlar sosyal dokuyu besleyen yapılardır. Bunların hepsi genel manada rafa kalktı. Milyonlarca insan bu AVM'lerde alışveriş etsin ya, etmesin geziyor. Bu aslında bizim kültürel çözülmemizi besleyen nedenler. AVM'ye bizim karşı olmamız sadece ekonomik değil, sosyal yapıyı tehdit ediyor. Hani biz şimdi terörün karşısında nasıl duracağız? Topyekun duracağız. Evet. Ama bizim ortak değerlerimiz olacak. Birbirimizi seveceğiz, birbirimizi sayacağız. Bu nerede olacak? Bu da acıları paylaşarak. Mesela ben bir gün hastalandım. Çetin Altan Bey hastaneye geldi beni ziyarete. İşte ben bunu unutamam. Ya da bir cenazem oldu, orada gördüm. Bunu unutamam. Dolayısıyla ben de onun yarın dar bir zamanda yanında olurum. Ama biz bu tip sosyal bağları çözersek bu kültür emperyalizmiyle, işte bir toplum öyle yok olur. Yoksa bir toplum ekonomik olarak yok olmaz. Bu millet çarığını yemiştir. Yine de eyvallah etmemiştir emperyalizme. Dedelerimiz anlatırlardı. Ne zorluklar çekmişler, ne yokluklar görmüşler. Ekmeğin karneyle satıldığı dönemler yaşanmış. 40-50 yıl önce. Ama bu millet bağımsızlığını korumuş. Asıl tehlike sosyal yapının çökertilmesi. İşte bunun için biz bunlara karşıyız. Ya kültür erozyonu diyebiliriz. Yani burada bu alışveriş kültüründen bahsedebiliriz, esnaf kültüründen bahsedebiliriz. Yani bizim bir gelenek görenemiz, bir kültürümüz var. Evet. Geçmişten bugüne gelen. İşte ahilik kültürü de deniliyor buna. Ki o önemli zaten. Alışveriş kültürünün de yozlaştığını, değiştiğini elbette söyleyebilir miyiz? Elbette. Şimdi ya eskiden nasıl alışveriş yapardık, şimdi nasıl yapıyoruz? Yani çok farklı hale geldi. Şimdi gibi. Ben gerçi sokakta esnafın kapısını çalıp alışveriş yapana pek rastlanmıyor. İnsanlar artık internet üzerinden yapıyorlar çoğu zaman. Tabii o da ayrı bir dert. Evet. O da ayrı bir dert. Şimdi ben 72-76 yıl arasında bakkallık yaptım.
Daha doğrusu babam bakkal dükkanı açtı. Kendi uzun yol şoförüydü. Dayanamadı beklemeye. Hep hareket halinde bir adam. Bize bıraktı gitti. Biz 16-17 yaşımızda kendimizi bakkal bulduk. O bakkalın, adamın, kasabın işte biz sadece ürettiğine ya da istihdamına ya da verdiği vergiye ciddi manada katkısı var. Bundan öte işte böyle sosyal barışın tehdit aldığı bir dönemde, bu dönemde bizim ahiliğin ve esnafın bir ilaç olduğunu görmemiz lazım. Yani gerek siyasetinin, gerek bürokratinin, gerek düşünce adamlarının. Yani biz esnafı bir sosyal yap olarak, bugünkü işte bu bağ tekrar inşa edecek bir yap olarak, bir çimento gibi, bir harç gibi görmek lazım. Yoksa efendim kaç esnaf var? Şu kadar. Ne kadar üretiyor? Bu kadar. Ne kadar vergi veriyor? Bu kadar. Ya böyle basit rakamlarla siz bunu göremezsiniz. Ve yok olduğu zaman da yerine inşa edilmiyor. Hatta esnafın en büyük özelliğinden bir tanesi, tabii olarak sosyal sermaye olduğu gibi küçük işletmelerin büyüme potansiyeli oluyor. Nedir bu? Bu şudur. Bugünün küçük esnafı, yarının büyük esnafı. Yani müteşebbislik ruhunun doğduğu yer. Hiç kimse anasından holding patronu olarak falan doğmuyor. Ben her zaman öyle diyorum. Ben şimdi annemden 4 kilo doğduysam şimdi 90 kiloyum, 95 kiloyum. İşte küçük doğduk, sonra büyüdük. Ticari işletmeler de böyle. Yani siz esnafı bugün yok ederseniz geleceğin işletmeler, büyük işletmeler de yok ediyorsunuz. Çünkü çok ciddi manada yeni gelen gençlikte, özellikle esnaf çocuklarında ticaretten ve esnaflıktan soğuma var. Herkes şu anda bir memuriyete kapak atayım. İşte çalıştırıyoruz, geliyoruz, yani verimsiz oluyor çocuklar dernekte ya da kendi ticari işletmelerimizde. Kafalarının bir tarafından bir kafese, bir devlete kapağı atayım, kurtuldum. Yani şimdi eğer bir toplum bu yönde bir düşünce gelişmişse bu toplumun büyümesi mümkün değil. Yani altyapı önemli. Altyapı. Nasıl ki bir futbol kulübünün altyapısı olmadan kulüp olamıyorsa, altyapıdan yetişmesi lazımsa bir futbolcu, o safhaları geçmesi lazımsa, esnafta da öyle. Altyapı esnaftır. Tabii. Büyük ticaret hanelerinin altyapısıdır. Benim. Aynen öyle. Oradan büyüyerek aynen o da bir şekilde holding olacak. Onun için esnafı çok farklı alanlarda değerlendirmek lazım. Ekonomik, evet, sosyal, kültürel, hatta siyasi esnafın tercihleri budur. Tarihte de oynadığı roller var. Bugün de çok önemli bir rol var. Bu rol sosyal yapıyı, sosyal dokuyu bir arada tutmak. İşte bu önemli. Bugün zaten bizi terör yıkamaz, şu bu yıkamaz. Biz ne zaman birbirimizi sevmezsek, birbirimizden kaçar olursak, birbirimizi görmezsek, AVM'lerin efendim içerisinde böyle dolana 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 bir hale gelirsek, tamam mı? İşte merhabalaşma bile yok yani. İşte onun için, yoksa bizim büyük işletmelerle bir şeyimiz yok. Onlar da ticaret yapıyorlar. Ama bunu kısıtlayıcı tedbirler alınsın. Dünyanın dört bir tarafında var. Fransızlar Royal Kanunu getirmiş. Amerikalılar Peterson yasası getirmiş. Almanlar Ticaret Kanunu 11'e B maddesini getirmiş. Bunları ezberledik artık. Bunların hepsi de AVM'leri pazar gün kapatıyor. Kapat kardeşim. Ama kolay iş değil. Çünkü arkasında çok büyük yapılar var. İşte bu bir iktidar oyunu, siyasi gücünü nasıl tabandan alıyorsa, aynı zamanda o güç aldığı mecraları da düşünmek zorunda. Evet. Bugün AK Parti iktidarını destekleyen sosyal kesimlerdir. Bu doğru. O zaman sen de sosyal kesimleri destekleyeceksin kardeşim. Yani oyu ondan alayım, hizmet o birine vereyim de olmaz bu iş. Onun için acilen yeni yapılanmada, hükümet yapılanmasında esnafa, sanatkara, evet kredilerimiz, faiz oranları düştü falan, bu yeterli değil. Ama çok çünkü önemli. Çok önemli ama problem şurada. Tabii yani ona teşekkür ediyoruz. Mesela el sanatlarından vergiyi kaldırdık. Yani söyleye söyleye kaldırdılar sağ olsunlar falan. Ama yani asıl olan esnafın çanına ot tıkayan yapılar var. Bunlardan bir tanesi ise bu yapılanma. Sonra şuradan birkaç rakam vereyim isterseniz. Şimdi bu Doğu ve Güneydoğu'da tabii kepenkler iniyor. Günlerce insanlar evinden çıkamıyor. Olan gene esnaf oluyor. Memursanız maaşınızı alıyorsunuz. Evet. Yani Güneydoğu'da yaşasanız, memursanız maaşınızı alıyorsunuz. Ama ticaret erbabıysanız, 2015 rakamı var. Kepenk indiren 97.715 esnafın toplamda 13.311'i Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilde yer alıyor.
Yani büyük bir kesimi 97 bin, 13 bini. Yani o küçük bir bölgede 13 bin insan Doğu ve Güneydoğu'da kepengini indirmiş. Bu yılın terör yeni bir veri, terör yüzünden bu yılın ilk 4 ayında ise sadece Diyarbakır'da 278 esnaf kepek indirdi. Ki bunların arasında orduya kayıtlı olmayan esnaflar da var. Yani aşağı yukarı 300 esnaf. Hemen ilk 4 ayında. Niye? Çünkü adam zaten orada yaşamsal şeyi rahatsız. Yani yaşama dair can güvenliği yok. Şimdi can güvenliği olmayınca esnafa gözecek, şunu alacak, bunu alacak. Zaten terör örgütü de bunu bildiği için bir ülkede kepenkler açıksa o ülkede huzur var, barış var, güvenlik var. Kepenk indiği zaman sıkıntı var. Biz zaten dergimizin adını 15 yıl önce kepenk koymakla çok kuvvet kurduğumuz televizyonu da Kepenk TV kurduk biliyorsunuz. Onu da atlamayalım. Kepenk TV olarak kurmamızın temel sebebi de buydu. Kepenk esenlik demek, güvenlik demek. İşte kepenkler indirildiği zaman şehir ölü bir şehir haline geliyor. Görünen o ki çok ciddi manada Doğu ve Güneydoğu'da terör, Batı'da da işte bu AVM dediğimiz şu küçük mini marketler dediğimiz zincir marketler, bugün ismini vermeyelim ama evet. Bir market 4000'i geçti Türkiye genelinde. 4000. Hatta Fas'a gitmişler. Fas'a gittim. Fas'taki problem bizim bir Türk marketin orada da böyle bir ağ kurması. Oradaki esnaf odalarıyla protokol yapmıştık. Geçen Fas, Makedonya, işte Saraybosna, Arnavutluk ya bu şubelerimizi temsil attığımız illerden 5'er tane iş adamı ve temsilci getiren bizim kongremize katıldılar. Hem de Ostim'de Orhan Aydın Bey'in de katkısıyla sektör buluşması yaptık bu coğrafyalarda. Yani sadece kültürel etkinlikler yapmıyoruz. Onun yanında ekonomik etkinliklerimiz de var. Mesela bu yıl, geçen yıl 2500 insana girişimcilik eğitimi vermişiz. Bu yıl 5000 girişimcilik eğitimimiz var. Yani ester sadece filmle, ilimle uğraşmıyor. Aynı zamanda ticarette de, girişimcilikle de uğraşıyor. Dolayısıyla bizim şu anda bizi bekleyen en büyük problem sosyal barış. Sosyal barışında temel dinamiği esnaf ve sanatkarı güçlü kılmak. Evet. Gördük televizyonlarda adam tek başına terör örgütüne silah çekti. Bu ne yürek ya? İşte bu esnafın desteklenmesi lazım. Çünkü esnafın yapısal özelliği manevi değerlere sahiptir. Muhafazakardır. Yani esnaf ortalama muhafazakardır. Onun için dışarıdan gelebilecek bu bünyeye uymayan çeşitli ideolojilerin esnafın da barınması mümkün değil. İdeolojik aşırı uçlarda olan insanlar ticaret yapamaz. Esnaf aslında kendi içerisinde bir paratoner. Herkesin de esnaf olabilir. Tabii yeter ki vatanına, milletine, devletine saygısı, elbette, sevgisi olsun. Yani, elbette, elbette. Yoksa görüş, ideolojik, hayır, şu manada, fikir farklılığı teröre, çok önemli değil. Teröre destek verecek. Yani ülkedeki sosyal barışı. Onların zaten teröre destek onlar, veriyorsa ha, bir farkı kalmıyor teröre. Yani barınmasın zaten. Esnafla bunların arasında tarihsel ve yapısal bir sınır var. Evet. Yani esnaf, muhafazakar, ülkesini, vatanını, milletini seven, dini değerlerine, ahlak değerlerine bağlı bir kesim. Evet, o bölgede. Bu kesim özellikle yok edilmeye çalışılıyor. Özellikle kepenkleri indiriliyor. Onun için bizim bu kesimi sadece maddi değerlendirme değil, aynı zamanda manevi olarak da, işte ahilik haftası. Ahilik haftası biraz da bu siyasi olayların bu sene gölgesinde kaldı. Biz her yıl hem yurt içinde, yurt dışında ahirlik etkinlik yapıyorduk. Biz bile ciddi manada bu etkinliklere gereken desteği veremedik. Zaten çok gündem de olmadı. Çünkü gündem çok ciddi manada. Siyasi MHP'nin durumu ortada. İşte AK Parti'nin böyle bir geçiş süreci var falan. Ama daha çok da terör maalesef. Terör. Daha maalesef. Çok da terör. Ama bunun üstesinden gelebilecek yapı Doğu ve Güneydoğu'da, hatta Batı'da bizim milli ve manevi değerlerimize bağlanmamız lazım. Evet, peki. Yani ne terörist öldürmekle biter ne askerimiz biter. Bu manada bizim terörle mücadeleyi en net şekilde, keskin şekilde yaparken oradaki insanların manevi ve kültürel değerlerle buluşmasını sağlamamız lazım. Yani teröre malzeme vermememiz lazım. Evet, eninde sonunda o kazıkları, hendeklere gömülecekler. Bir şekilde terörde son bulacak i̇nşallah. Ve inşallah çok ciddi projeler var bölgeye ilişkinde. Zaman zaman açıklanıyor.
esnaf da o bölgede rahat bir şekilde barış İnşallah. Ve kardeşlik içerisinde İnşallah. Yaşamaya devam edecek. İnşallah. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Evet, esnafı konuştuk bir nevi. Esnafın sorunlarını Sayın Başkan dile getirdi. Bir başka Ankara konuşuyordu. Biz tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.